bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz pazar günü hayatını kaybetmişti. 71 yaşında hayata veda eden Mustafa Cengiz sol yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Cengiz'in naaşı Masnak'ta bulunan hastaneden alındıktan sonra ilk olarak Seyrantepe'deki Ali Sami Yen Stadı'na götürüldü. Son kez stadyuma götürülen cenaze ardından Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. El-Fatiha. Eski başkanın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından ulus mezarlığına defnedildi. Cengiz'in cenazesine Mustafa Cengiz'in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'le spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı. Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında 19 Kasım günü Türkiye'den Suriye'ye kaçakçılık amacıyla yasa dışı geçmeye çalışan grubun kendilerine müdahale eden askerlere pompalı tüfekle ateş açması sonucu piyade uzman çavuş Savaş Dinç şehit olmuştu. Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun önlemler arasında adliyeye sevk edildi. İstanbul'da Lodos'un hızı 130 kilometreye çıktı. Çatalca'da bir saat kulesi devrildi. İstanbul Boğazı da çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Esenyurt'ta üzerlerine çatı düşen biri kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Abi kaldırın hastane, kaldırın! Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda sürüklenen bir yük gemisi fırtınada sürüklenip iskeleye çarptı. Çatalca serbest bölgede kapı girişindeki saat kulesi Lodos'un etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. Beylikdüzü'nde Kavaklı Stadı'nın aydınlatma direği devrildi. Devrildi. Şu an devrildi. Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrak Üsküdar'da bulunan bir okulun bahçesinde bulundu. İkitelli'deki Tümsan Sanayi sitesinde bazı işyerlerinin çatısı uçtu. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış park ve dar sokaklar nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Sultan Gazi'de uçan çatı sokaktaki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Silivri'de etkisini sürdüren Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların da etkisiyle Silivri sahili eski festival alanı mevkiinde bulunan yürüyüş yolu sular altında kaldı. Sahil kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları ise şiddetli Lodos nedeniyle koptu. Bazı balıkçı teknelerinin güvertelerinin içi sularla doldu. Çatalca Büyükçekmece istikameti ten bağlantı yolunda seyir halinde bulunan iki tır ve bir kamyonet Lodos nedeniyle devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Lodos'tan motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi daralan sürücüler, metrobüs ve otobüsleri kendilerine siper ederek ilerleyebildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 17.20'de kalkış yapan uçak, Antalya'daki kötü hava şartları nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamadı. Defalarca inmek için uğraş veren kaptan rotayı Denizli'ye çevirmek zorunda kaldı. Denizli Havalimanı'nda bir saat bekleyen uçak tekrar rotasını Antalya'ya çevirdi. Uçak havalimanına saat 23 sıralarında iniş yaptı. Eşyalarını alıp inen yolcular 6 saatlik uçuşun ardından korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti. 3 saat mi bizde? Tekrar bizden buraya geldim. Bir yasa yakalandı. Bayağı bir yasa.
En kötü şey diyebilirim. İlk defa böyle bir şey varsa. Sağnak yağmurun etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Ön dönüm komple zarar. Ne gitti yani? Ön dönüm tarla komple gitti yani. Domatesin halini bir sefer toplamışız, gerisi kaldı. Ne olacak, ne bitecek? Çilek gitti artık. Bizim mahsulümüz bu sene sıfır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarmasının ardından şiddetli sağnak yağmurun etkili olduğu Antalya'da domates ve çilek seralarının kapladığı yağmur suları yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Yağmurun en çok etkilediği Aksu ilçesinde sudan dolayı seralarına giremeyen çiftçiler 2 gün sonra seralarına gelerek incelemelerde bulundu. Çizmeleriyle seralarına giren vatandaşlar çamurdan dolayı adım atmakta zorlandı. Yaklaşık bir ay sonra hasat edilmesi beklenen çileklerin sular altında kaldığını gören üretici Ahmet Polat büyük üzüntü yaşadı. Sıfır. Sıfırlandı. Ne kadar bir zararınız var? Benim zararım 300 milyon lira şu an. 200 milyon. Ha, 300 bin lira. Ha. Şimdi ben son takliyesini yapıyoruz. Ondan sonra ilaçlamayı yine sıfırdan başlayacağız. İlaçlamasını yapacağız yani. Başka bir üretici Mehmet kalmazsa çok fazla zararı olduğunu söyledi. Ön dönüm komple zarar. Ne gitti yani? Ön dönüm tarla komple gitti yani. Su içerisinde kalan domates serasında yürümekte zorlanan çiftçi İbrahim Erkan her yıl sel mağduru olduklarını belirtti. Artık üretmekten de vazgeçtim artık ben. Yani ekip dikmeyeceğim artık. Yeter. Yani ne yapıp ne yapacağımız şaşırdık kaldık kardeşim biz. Yani bize bir yardım, bir müdahale edilmesi lazım artık. Kendi imkanlarımızla biz kapakları açıyoruz, bilmem neleri temiz etmeye çalışıyoruz. Ben 3 gündür serama geçemiyorum, görüyorsunuz halini. Öte yandan şiddetli yağmurda Aksu'da 800'de 1000 dönüm, Serik ilçesinde ise 1500'de 2000 dönüm arasında bir örtü altı alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından hasar tespit komisyonlarının kurulduğu öğrenildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı otorsuzluk büro amirliği ekipleri motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şebekeye yönelik olarak Adana merkezli, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu ne? Baskınlarda aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 20 motosiklet ve 67 elektrikli bisiklete de el konuldu. Operasyonun Yüreğir ilçesindeki bir tamir atölyesine yapılan baskında şasi numarası değiştirilmiş 8 çalıntı elektrikli bisikletin ele geçirilmesiyle başladığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada İstanbul'da çalınan bir elektrikli bisikletin şasi numarasının 41 ayrı elektrikli bisiklette kullanıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Antalya'da akıl almaz kaza Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana geldi. Akşam saatlerinde Mahmut Yavaşcan'ın yönetiminde olan panel van virajı alamayınca demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle camdan dışarı fırlayan Yavaşcan, karşı istikametten gelen Anıl Kağan'ın yönetimindeki aracın camına çarptı ve yola düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı fakat 35 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen cuma günü hafta sonunu da kapsayacak şekilde olumsuz hava koşullarına karşı Antalya'yı uyardı. Turuncu kodla uyarılan kentte vatandaşların sel, ani su baskını, yoğun yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları istendi. Hafta sonu kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazilerinde zarar meydana gelirken kısa sürede olsa güneşin açmasıyla birlikte algenin işlettiği Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşlar denize girerek sahil keyfi yaptı. Yarından itibaren kent genelinin yeniden soğuk hava dalgasına gireceği ve sıcaklığın 6-7 derece kadar düşeceği belirtildi.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nin 14.sü Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 18 milyon yeni kanser vakasının saptandığını aktaran Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Gökhan Özyiğit, kanserden hayatını kaybeden insan sayısını da açıkladı. Yeni kanser vakası saptandı ve yine aynı yıl içerisinde 10 milyon insanın da hayatını kanserden kaybettiği tahmin ediliyor. Profesör Doktor Özyiğit ek vitaminlerin olası risklerine de değindi. Şu anda günümüzde bunların etkinliğine dair bir elimizde veri yok. Hatta bazı ek vitaminlerin bilimsel çalışmalarla tam tersine kanseri önlemek bir yana dursun kansere neden olabileceğini biliyoruz. Profesör Doktor Özyiğit bazı hastalık gruplarının balık yağını kullanırken dikkat etmesi gerektiğinin de altını çizdi. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalarımızın bunu doktor kontrolünde alması gerekiyor ama bunda tabii kanser değil de genel bir direnç kazanması açısından önemli. Onun dışındaki eksikliği olmayan vücudumuzda saptanmayan hiçbir yeri, hiçbir gıdayı veya bir işte tablete dönüştürülmüş bir maddeyi vücudumuza sokmamamız gerekiyor. Kongre programında 49 oturumda yurt içi ve yurt dışından 154 uzman bilgi ve deneyimlerini paylaştı.